içerisinde hafif üzerinde bir seviyede geldiğini de aktaralım. Görüş alalım. Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu telefon hattımızda. Erhan Hocam günaydın, iyi haftalar. Günaydın, iyi haftalar diliyorum ben de. Öncelikle isterseniz Bloomberg HT Tüketici Güven Ön Endeksinden bir bahsedelim. Yeni yılı karşılarken Ocak ayına ilişkin beklentileri değerlendiren endekslerde her 3 tüketim endeksinde de, tüketici güven endeksinde de aşağı yönlü hareketi takip ettik. Endekste en azından geçen aylarda da gördük. Tüketici güveninde, tüketim eğiliminde düşüş olsa bile gelecek 12'ye ilişkin beklentiler nispeten iyimser kalıyordu. Her 3 endekste de düşük olmasını nasıl yorumlayalım? Reyna'nın etkisi ne olabilir? Kurun etkisi ne olabilir bu düşüşlerde? Değerlendirelim isterseniz. Evet, söylediğiniz gibi aslında hani genel olarak düşüşün devam ettiğini görüyoruz Ocak ayının ilk yarısında da. Hani baktığımız zaman geçtiğimiz aydan gündeme ilave olan ya da farklı olan nedir dediğimizde aslında tabii yılın ilk saatlerinde maalesef o çok bizi üzen, acılara götüren bu Ren olayı, terör olayları ve İzmir'deki olaylar, bir takım terör girişimleri farklı bölgelerde. Yani bu gündeme çok geldi ve bunun tüketici güvenini etkilediğini biliyoruz. Bunun etkisi kesinlikle var gibi gözüküyor. Bir de her zaman olduğu gibi yine döviz kurlarının çok sert hareket ettiği bir dönem oldu. Tabii bu 26 Aralık'ta başlayan bir anket, 27 Aralık pardon, bu ön endeks. Dolayısıyla yılın ilk birkaç günü de yok. Yani kısmen belki bir kısmı kurdaki hareketinde yansıyor. Ama en büyük faktör bu terör, jeopolitik gelişmeler. Daha önceki aydan olan tabii siyasi gündem, diğer Türkiye'yi ilgilendiren tüm gelişmeler var ama bu ay bunlar çok öne çıktı gibi gözüküyor. Hocam bu arada işsizlik rakamları da geldi. Çok kısa bir değerlendirme de o kanattan isteyelim. %11.8 güzel bir grafik hazırladı. Onu da ekrana getirebilirsek 2011'den beri en yüksek işsizlik oranı rakamıyla karşımıza çıktı son hesaplamalar. Genç nüfusta işsizlik oranının Ekim'de %21.2'ye geldiğini takip ettik. Çifthanelerde devam edecek mi önümüzdeki aylar hocam? Yani şöyle, aslında bu TÜİK'in yenilenen gayri safi yurt içi hasıla serilerinde de son 4 yıl, yani 2016 öncesi son 4 yıl %6'ların üzerinde bir büyümeye çıktığımızı gördük. Daha önceki eski seri 3,5'lar civarına işaret ediyordu. Şimdi bu eğer 6'larda giden serinin devamında gelen seriyi esas alacak olursak 2,5 civarına düşen bir büyümeyle gidiyor geçen sene. Yani rakamlar geldiğinde yılı o civarlarda kapattığımızı muhtemelen göreceğiz. Bu çok sert bir düşüş 6 ortalamalarına göre. Dolayısıyla işsizlikte zaten 6'ların bile yetmediğini gördüğümüz bir ortamda çok sert bir düşüşün işsizlikte daha fazla yukarı hareket eğilimi yaratması normal gibi gözüküyor. Şu anda içinde bulunduğumuz dönem işte tüketici güven endeksi ve diğer ön verilerde de görüyoruz. Genelde geçen yılın 3. çeyreği gibi eksi değil. Ama 4. çeyrekte artı da olsa, bu yılın ilk çeyreğinde artı da olsa çok güçlü bir artıda gitmediğimizi görüyoruz. Dolayısıyla maalesef işsizlikteki yüksek rakamlar hem de mevsimsel etkilerle kış aylarının rakamlarını göreceğiz önümüzdeki aylarda da biraz devam edecek gibi gözüküyor. Temennimiz ilkbahar sonrası hani genel bir normalleşme başarılabilirse inişi görebilmek ama şu andaki veriler yüksek gelmeye devam edeceğini işaret ediyor. Erhan Hocam son olarak şu Merkez Bankası'nın kararını da yorumlayabilirsek çok sevineceğim çünkü haftalık rapo ihalesini yine açmadı ve geçen haftadan beri kafalar biraz karıştı. Geç likitteyi mi yönlendirmeye çalışıyor Merkez Bankası diye. Perşembe ve Cuma açmamıştı. Az önce son dakikayı paylaştık. Bugün de açmadı. Bir de Cuma günü 22 milyardan 11 milyara inen overnight depo, gecelik işte BIST repo'dan borçlanmayı indirdi. Nasıl görmek lazım bunları? Şimdi Merkez Bankası bu duruma aslında yani geçmişte istisnai günler uygulaması diyordu. Yani haftalık repoyu kapatması istisnai gün adını veriyordu. Bir anlamda ona geri dönmüş oldu ama bu istisnai döneme bir de olağanüstü bir uygulama eklemiş oldu. Üst bant çok yeterli kalmadığı için piyasayı bu geç likitte penceresine yönlendiren bir adım attı. Yani bunun geçici bir adım olduğunu ve verilmek istenen sinyalin 24'ündeki toplantıda üst bandı en azından
oralara çekmek ya da hem üst band hem politika faizine bir ayarlama yaparak fonlama maliyetini bu 9,5-10 arası bir tarafa doğru getirecek bir hareketin sinyali olarak algılıyorum. Yani özetle istisnai artı olağanüstü istisnai güne üzerine olağanüstü bir önlemle gitmeye çalışan bir Merkez Bankası var. Bu bir hafta 10 gün bunu izlemeye devam edecek herhalde. Verdiği sinyal açısından önemli. Hani sürdürülebilirliği açısından bunun daha net ve anlaşılabilir, yani daha formal bir formata gelmesi gerekiyor. Üst band veya politika faizini ayarlamayla geçici ve olağanüstü bir önlem ama doğru sinyal diye düşünüyorum. Türkiye'nin yapması gereken bir adım. Devamı da gelmesi gerekebilir. İzleyeceğiz ama kurla ilgili en azından yukarı gidişatı bir miktar durdurmaya aday bir gelişme diye görüyorum ben bunu. Biri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu hocam, çok teşekkür ederiz değerlendirmeler için.